Hoş geldiniz öğretmenim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Mira bu. Tanış öğretmeninle çocuğu. Merhaba, Mira. Türkçe öğretmeni senin Miracığım. Evet, Türkçe öğretmenim ben. Evet, ben biliyorum. Sizinle telefonda görüşmüştük daha önce. Ben sizi birine benzetiyorum ama neyse, konumuz bu değil. Peki, tam başlayın siz o zaman derse. Ben şu köşede dursam bir şey olur mu? Ben şimdi tatlıya bir şeyler yazacağım. Tabii tahtayı kullanabilirsiniz. Yazabilir miyim? Tabii canım, o tahta sizin. Buyurun. Şimdi şöyle. Kuş. Kuş. Bugün konumuz ne olur öğretmenim? Kuş. Kuş. Kuşşuk. Yok, kuş yazdım. Kuşşuk yazdım. Kuş. Bebek yazalım. Kelimeyi mi öğreniyoruz bugün? Evet. Kuş bebek yazacağız. Kuş. Öğretmenim kuşşuk yazıyor orada. Ne? Karıştı. Kuş bebek. Aa, ebek yazıyor. Yok, kuş bebek yazıyor. Hayırdır. Tatar sil yazı kullanabilir miyim? Biraz kirlenmiş. Evet, yani yanlış yazdınız. Onu düzelteceksiniz herhalde. Türkçe'de bebek. Ebek yazılır ama bebek okunur. Anne ne diyor bu öğretmen? O ne demek ya? Yazıldığı gibi okunur bilirim ben. Yok canım. Kuşta kuş yazılır, şık okunur. Tersten. Evet, bu yüzden yaz. Tersini ne yapayım? Biz tersten öğrenmeyiz. Düzünü öğretin de bize sonra tersini öğretin. Düzü bu. Bazı harfleri yutuyoruz, boğazı burada kalabilir. Anne sen bunun öğretmen olduğuna emin misin? Heceleri öğrenecek miyiz? Evet, şimdi hece yazıyoruz. Onu konuşmuştuk çünkü, tamam. Anne, bu öğretmeni benim bir yerden gözüm ısırıyor. Bu doktor değil miydi? Kesin bunu doktorlukla yaptılar da öğretmen yaptılar. Öğretmen de olamıyor. Gerçekten bu doktor mu? Ay benim de gözüm ısırıyor bir yerden. Evet. Evet, A, B, C, Kano. Bu Apçıkına. Apçıkına. Apçıkına nedir hocam? Öğretmenim yani nedir? Bilmiyorum. Bilmediğiniz şeyleri niye yazıyorsunuz ya? Yazmıyorum. Duyduk. Duydunuz. Duyduk. Kimden? Türkçe değil herhalde. Hiç kimse. Allah Allah, vallahi ya. Anne, bildiklerimi de unutacağım şimdi. Şimdi diğer acemizi öğretiyorum. Öğretmenim bir şey soracağım. Siz daha önce doktorluk yaptınız mı? Yok. Gerçekten mi? Yapmadık. Sanki yani biz bir doktora gidiyorduk da geçen sene. Kesinlikle. Bir korktuk da. Heceleri mi öğreniyoruz? Bölmeyi mi öğreniyoruz? Deka. Evet, okuyun. Dekamada. Dekamada ne ya? Nedir? Ben adam ak ed yazdım. Nasıl? Ben adam ak ed yazdım. O ne demek peki? Yani yazabilseydiniz o ne demek olacaktı? Ben bilmiyorum. Arkadaş. Evet, doğru yazdınız valla arkadaş. Şimdi heceleri ayırıyoruz değil mi? Asya. Yanlış oldu öğretmenim. Daha bitirmedim. Tamam, bitirmeden ben başında müdahale edeyim de başı yanlış. Ağır. Tamam, ağır da yani işte yanlış ayırdınız. A ayrı, R ayrı duruyor. Öyle ayrı. Böyle mi ayrı? Ay. Ben şöyle ayırdım. Evet, bitti. Heceleri mi ayırdık? Evet. Nasıl bir okur musunuz? Ağır. Daş. Yok artık. Böyle mi ayrılıyor heceler? Evet. Arkadaş diyebilirim ben. Yok canım. Arkadaş. Beş hece oldu öğretmenim bu. Arkadaş. Beş hece olacak. Olur mu üç hece? Sizin kaç arkadaşınız var? Benim bir sürü. Yani. Benim beş arkadaşım var. Heh. Üç arkadaşım olsaydı üç hece olacaktı. Dört olsaydı dört. Beş olsaydı beş. Ne alakası var öğretmenim ya? Öyle. Bu nasıl öğretmen? Şimdi anlamlı kelimeler yazacağız. Ay hadi bakalım yazın inşallah anlamlı olur. Doğru mu oluyor? Tabii vallahi doğru. Balıklar, kuşlar. Öğretmenim altta da yer var, altta da yazabilirsiniz. Sıplar. Yok, zıplar. Balıklar, kuşlar, sıplar yazdılar. Bana zıplar. Zeo, aynadan okuyunca ters gözüküyor. Aynadan mı okuyoruz öğretmenim? Yok, vallahi yanlış. Ne demek bu balıklar, kuşlar, zıplarlar? Balıklar, kuşlar, zıplarlar. Larlarlar. Ağlarlarlar. O nedir?
Öğretmenim ya. Ne desek bilmiyorsunuz yani. Hep bilmiyorum diyorsunuz. Geçiştiriyorsunuz. Olmaz ki böyle. Okuyayım mı? Anlamlı cümle bak. Çok anlamlı. Balıklar, kuşlar, zıplarlar, larlarlar. Ne diyorsunuz? Kime göre anlamlı öğretmenim bu? Size. Hiç bana göre anlamlı değil yani. Anlamsız cümle kursak. Anlamlı! Anlamsız cümle kursak ne kuracaksınız? Ay neyse Mira, Allah aşkına. Anlamsız cümle kursak şunu kuracağım. Ne? Anne bakkala gider. Anlamsız cümle. Çünkü ya çocuklar bakkala gider ya da babalar. Allah Allah. O yüzden. Neyse ben başka yazayım. Ya öyle anlam arıyoruz. Değişik. Ben yazayım. Yazın buyurun. Bir şey soracağım. Kıyafetiniz de çok ilginç. Baleden mi geliyorsunuz? Yok, ben bale öğretmeniyim daha zamanda. Ha bale? Çok soru sordunuz ben yapayım. Gerçekten bale de mi öğretiyorsunuz? Böyle işte. Bale. Baleyi rahat yapabiliyorsunuz ama galiba. Sağlıklısınız. Neyse. Sağlıklı. Evet evet, baleyi de sizden alırız. Bakın şimdi ne yapacağız? Buyurun. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne zaman bitiyor ders öğretmenim? Tam bir yarım saat var. Daha yarım saat mi var? Sen yazayım ben. İsterseniz ders ne zaman bitecek? Kızınız üstündeyiz. Mira. Tamam. Mir. Mira. Mira değil mi? Ha? A var. Evet. Tamam. Mira. Mira A var. İşte Mira. Hocam alfabeyi yazsak mı önce, ne yapsak? Alfabeyi yazalım. Evet, alfabeyi yazalım değil mi? Alfabeyi yazdım. Hayır yani baştan sona yazalım alfabeyi. Yazdık. Hayır baştan başlasak. Şöyle yazmadık ki, baştan sona yazdık. Ya da böyle de yazmadık, baştan sona yazdık biz. İçini yazsak yani, alfabenin içinde neler var yani? Alfabenin içinde. Hı hı. Bizde beyin vardır, kas vardır ama alfabenin içinde bir şey yok. Alfabetik harfleri yazarak sayın mı ben size? Tabii. Hocam A'dan sonrakini çözemedim ben. C. C. Arada bir tane harf unuttunuz. Yo. Evet, A'dan C'ye gelene kadar. Ben öğretmedim yani. Ben öğretmedim. İyi yazarım. Evet, ben de saygısızlık ettiğim diyorum ama bazı şeyler... Ben öğretmedim yani. Her şeyi ben iyi yazarım, siz değil. Yazınız süper, evet de. A, C, K, A, B, C, K. Anne, gönderelim, ben istemiyorum. Bildiklerim beynimden silinecek. Evet, yani dediğin gibi bildiklerini de olacaksın. Yok, sizin hakkınızda konuşuyoruz öğretmenim ya. Siz devam edin, çok güzel, çok teşekkür ederiz. Evet, cevap verin, sonra ne geliyor? Nasıl? F, F, F'den sonra geliyor. F, F'den, F, üçten F mi? Evet. F, F, F'den sonra herhalde V, V, V gelir alfabede, değil mi? Evet, V... Seye. Bu ders çok iyi oldu. Vallahi bana da iyi geldi. Ben tazelendim herhalde. Ben tutmuşum. Çok iyi oldu. Bayağı tazelendiniz, evet. Bayağı, çok güzel yandı. Çok, çok süper oldu. Siz buradan çıkınca bence bayağı tazeleyin, tamam mı? Neyse öğretmenim, bir dahaki ders görüşürüz. Tamam, durun, daha ders bitmedi. Çok yoğun geldi. Okuyayım bakayım. A, C, K, A, B, Ç, R. K, F, 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 M, evet, şifre gibi. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz öğretmenim. Daha bence ders bitmedi. Bence yeterli bizim için. Bayağı bir şey öğrendik. Bakın şöyle yazacağım. Bakın. Bu da terletti çok. Aa, doktorum siz misiniz o? Ben bu doktorluk yaptım. Evet diyor. Ay nereden ben denk geldim? Nereden denk geldik biz size? Buyurun canım. Yok öğretmenim, ben çok mutlu oldum ya vallahi. Sevinçten bayılacağım şimdi, mutluluktan bayılacağım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben sizi uğurlayayım mı şöyle? Adınız Mira'ydı. Yok yok, ben sizi uğurlayayım şöyle. Çok teşekkür ederiz vallahi. Ben sevmedim bak. Öğrettiğiniz şeyler için çok teşekkür ederiz. Buyurun buyurun. Merhaba Mira. Ben matematik öğretmenim. Biliyoruz evet, matematik öğretmeni olduğunuzu. Çok memnun olduk. Ben de Umay, Mira'nın annesi. Teşekkürler. Ve ben teşekkürler. Benimle çalıştığınız için çok mutlu olacaksınız. Ay evet, çok. Ben çok sakin, çok güzel bir öğretmenim. Ay evet, çok sakinsiniz belli. Biz de çok sakiniz. Çıkalım kağıtları. Yazılı yapacağım. Dur,
yapalım ya, bismillah. Ne yazılısı ya? Derse geldik biz öğrenmeye. Heh, doğru. İlk ders bu. Bu henüz yetişmiyorsa ben vereyim. Yok, sizinle yetişmez. Hı, evet. Ne öğreneceğiz bugün? Matematik. Otomatik. Ben matematikçe. Matematikçe. Evet, matematik. O Türkçe değil mi? Anne, bu nasıl öğretmen? Ay, dur bir dakika, dur hemen öyle karar vermeyelim Miracığım, dur bekleyelim birazcık. Evet, dinliyor Mira sizi. Dinle Mira. Miracığım, matematik nedir? Matematik, matematiktir. Matematik, dağların, kuşların, ağaçların, çiçeklerin, böceklerin yuvasıdır, sayısıdır. Emin misiniz? Mesela dünyada 5 tane. Nedir o? 5 tane. O nedir öğretmenim? 5. 5. 5 tane kuş vardır. Kuş gibi. 5 kuş. Evet. O ne öğretmenim? Kuş. Süper. Resim dersi de veriyor herhalde Miracığım öğretmen. Resimle matematiği karıştırmış. 5 kuş. Evet. Artı. Artı. Artı dediniz hocam, eksi yazdınız. Artı yazdık. Eksi öğretmenim o. He? Ay, yandık yine. O ne ya? Kar tanesi. Kar tanesi. 5 kuş. Kar tanesi. 5 kuş. Ay, tekerleme gibi oldu ya. 5 kuş, kar tanesi, kuş, 5 falan. Hocam, bunun soru. Şaka yaptım. Sil tahtayı. Evet, şaka yaptım. Sil denmiştim. Şimdi matematiği geçelim. Geçelim, evet. 5 eksi 95. 5 eksi 95 eşittir 4. Evet. Nerede bu? 5 eksi 95 eşittir 4. Evet. Nerede yani bu? Hangi matematikte yapılıyor bu işlemler? Hangi matematikte? Matematikte yapılıyor. Hangi matematikte bir şey? O nedir? Ben de size soruyorum, bu nedir? Kızım, siz bir şey bilmiyor, öğretiyorum. Evet, siz biliyor musunuz öğretmenim? Biliyoruz canım. Yani şaka yaptığınızı düşünüyorum. Anne, vallahi bildiklerimi unutacağım. Bu öğretmen aynısı mı? Dur Meri, unutma. Unutma çocuğun bildiklerini. Dur, sen de hemen unutuyorsun bildiklerini ya. Bir dakika, izin ver öğretmene Allah aşkına. Tamam. Acele. Hah, doğru bir soru. Söyle Miracığım, 11 artı 2 kaç eder? Öğretmenim, 13. Bilemedim. Nasıl bilemedi? Bayağı bildi. Bilmiyorum. 11 artı 2 işte. 13, 11. Hayır, bak şimdi. Bakayım. 1 artı 1 eşittir 2. Sonra 2 tane 2 ekliyorsun. Burada 2 tane 1 var. 2 tane 2 ekliyorsun. O 4. Yanlış. O zaman birin arasına bir artı daha koymanız lazım öğretmenim. Yani siz 11 artı 2 diyorsunuz. Sizin şu anda cevapladığınız 1 artı 1 artı 2. Koyarım, ne var yani? Soru sorduktan sonra koyarım, ne var yani, olur mu ya? Koyduk işte. Karışma. Yanlış koymuşsunuz. Yanlış koymuşsunuz olur mu? Çocuk sizden matematik öğreniyor. Anne, kalk gidelim. Bildiklerim beynimden uçacak. Uçmasın o beyninden. Allah Allah. Dur bir dakika ya. Bir şans ver öğretmene. Ay, tamam. 2 artı 2 eşittir soru işareti. Evet. Kaç Miracığım? Ben cevap verebilir miyim? Evet. Veriyorum. 14. 14? Evet. Doğru herhalde yani. Yanlış değil. Yanlış. Nasıl yanlış ya? Şöyle bakın. 12. Evet. 12'ye 2 tane 2 ekle, 4 eklemiş oluyorsun. Niye 2 tane 2 ekleyeyim canım? 2 var. 2 tane yaz. 2 yazıyor burada. 2 de var. 4 ekliyorsun. 5. Ay, siz ne? 16. Aman, ne eklediğinizi bilmiyorsunuz öğretmenim. Allah aşkına, ne demek 2'ye 2 ekle? Ay, dersleri iyi ki ben seninle geliyorum Mira yani. Gelmesen, tek başına girsen yandırırım. 29 artı 3 eşittir soru işareti. 29 artı 3. Cevap vereyim mi? 32. Hayır. Ay, ne demek hayır? 32 diye bir şey yoktur çünkü Nisan 30 çeker. Bana ne Nisan'da ya? Nisan'dayız ya biz. Tamam, şimdi bakın. Aklınızdan silinsin. Şakaydı bunlar.
Silinsin zaten çocuğun aklından silindi gitti silindi, matematik. Silindi çok güzel. Matematik yapacağız. Kedinin kaç ayağı var? 8. 8 değil mi? Hayır. Ne? 4. Aa şaşırdım. Peki bir köpeğin kaç ayağı var? Köpeğin 4. Bilemediniz. Niye? Çünkü köpeğin bir ayağını çöpçü almış götürmüş. Öğretmenim bu nasıl matematik? Bu nedir ya? Yani atacak başka bir şey bulamadınız değil mi? Şimdi yeni soru. Evet. 40 ayağı kaç ayağı vardı? Söyledim ben size 40 ayağı vardı. Siz kaç ayak çizerseniz. 40 ayak mı o? Hayır değil. Yuvası. Yuvası. 1. Siz soruyu sorun. 2. Oh, ayakları mı çiziyorsunuz? Evet. Hadi. Allah kolaylık versin. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Merhaba. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yeni hayatlık söyledim. Hayat nedir? Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşlandığımız zamandır. Hayır hayır. Sen hayat hakkında ne bilirsin ki? Kaç yaşındasın? Bacak kadar boyuna ne bileceksin sen? Ben bilirim. Sen bil. Peki hayat bilirsin nedir? Kitap okumak, yazı yazmak, oyun oynamak, yine parka gitmek, ondan sonra sinemaya gitmek. Bak bak yine cevap veriyor. Sen ne bilirsin ki hayat hakkında? Ben sana öğreteceğim. E tamam öğretin siz de öğretmenim yani. Bu oyuna soru soruyorsunuz. Öğretin o zaman. Nedir? Nedir? Hayat bilgisi nedir? Biliyor musunuz siz? Biliyorum. Nasıl? Bilgiyi söyleyin bakalım. Hayat. Çocuk hakları. Ondan sonra yemek yapmak, evi süpürmek, dışarı çıkıp bir şeyler almak, temizlik, çamaşır, bulaşık, ütü, ondan sonra anne babanın sözünü dinlemeye, bütün gün odadan çıkmama. Ne bunlar? Çocuk hakları. 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 Yani bunları yapmak hakkı mı? Hakkı. Değişik. Temizlik nasıl yani? Ben onu anlayamadım. Afiyet olsun. İkinci konuya geçiyorum. Buyurun. Arkadaş edinirken nelere dikkat etmeliyiz? Neleri? 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 İyi kalpli olmasına, güvenilir olmasına, seni incitmeyecek olmasına. Hayır. Gözleri mavi olmalı. Hı? Saçları sarı olmalı. Ondan sonra çok zengin olmalı. Öğretmenim, ne alakası var? Zengin olması önemli değil ki. Fakir olsun yine de benim arkadaşım. Allah Allah. Ne diyorsunuz öğretmenim ya? Zengin çok önemli bir şeydir. Ay saçmalamayın arkadaş seçerken. Tam tersi yani. Parası saati olmayacağını göre hayat bilgisi de olmazdı. Siz de olmazdınız. Hiçbir şey de öğrenemezdik. İnsanlık da olmazdı. Yaşam da olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Hayır canım saçma. Para bu kadar önemli bir şey değil. Yani mutlu olmak için yaşıyoruz biz. Para için değil. Para olmasaydı insanlar hiçbir şey alamazdı. Yani. O zaman da insanlar para kazanamadığı için ölürdü. O zaman da biz olmazdık ve su ya da yemek alamadığınız için ölürdük. O yüzden de böyle olurdu. O yüzden de yaşayamazdık. O yüzden de dünyaya gelemezdik. O yüzden de dünya bizi yapamazdı. O yüzden de böyle olur yani. Hiç kimse olmazdı yani. Biz de olmazdık yani. Hiçbir şey olmaz yani. Düşünsenize böyle bir dünya hiçbir şey olmazdı. Öğretmenim bir nefes alın ya. Hiçbir şey olmazdı. Nefes alın bir nefes alın Allah aşkınıza bir dakika. Nefes de olmazdı. Yaşam da olmazdı. Hayat da olmazdı. Nefes ama bir şey diyeceğim tabii ki. Yokuşa da olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Yani şimdi Mina'cığım bak tabii öğretmenin dedikleri doğru yani bir yerde ama bu kadar da önemli bir şey değil canım para yani para için yaşanmaz. Çok önemli. Para için yaşanır. Para hayır, için evet. Altın, para için gümüş, para için her şey, para için kalp, para için insan. Dıt 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 dıt. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. Mira kim bu yine ya? Tamam ciddi olun. Evet ciddi olun biraz. Okyanusta yaşayan en büyük canlı hangisidir? Denizde yüzen balıklar. Ne alakası var şimdi bizim bunun hayat bilgisi dersiyle? Hayat bilgisi. Çünkü bilmezseniz girersiniz denize, okyanusa falan. Hmm. Yüzerken kapar sizi. Ham diye yer. Ölürsünüz gidersiniz. Bir şey olmazsınız. Toz olursunuz. Koparsınız. Ay 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 tamam. Bir de suya düşsen çok önemli. Suya düşsen senin ne yediğini bilmek zorundasın ki. Evet. Ona göre hareket et. Ağzının içinde ki
kurtulabilir. Ay hocam vallahi öyle. Mesela hipopotamsa ona göre mi yüzeyim? Hipopotamsa yer diye sıçra ağzını açacaktır çığ dışarı. Evet. Timsahsa çiğner. Hiç şansın yok. Ne yap siz yedi mi timsah daha önce sizi? Yedi ben bir daha değilim. Köpek balığı da şansın yok. Yürü git. Balinaysa kaşı hapşırır delikten fışkır. Ha içeride kaşıyım. Kaşı. Salyalarını da biraz böyle mıncıkla kaşı. Ay öğretmenim vallahi koptunuz gittiniz yani. Şimdi yeni soruya geçiyorum. Hı, buyurun. 8 kere 9 kaçtır? Öğretmenim bu ne şimdi? Matematik biz alıyoruz. Başka öğretmen geliyor matematik dersine bize. Teşekkür ederim. Matematik bilmezsiniz. Hayat bilgisi de bilemezsiniz. Neden şimdi ciddiyiz? Ciddiyiz. Konuşalım. Evet. Ciddiyiz. Cici kız. Ciddiyiz. Ciddiyiz değil mi? Ciddiyiz. Tamam mı? Biz ciddiyiz de. Tamam. Ben ciddi değilim. Tamam. Evet. Ciddi. Tamam. Aha. Ben de ciddiyim şimdi. Yeni ders. Evet. Eğer matematik evet. aktaramazsak beyne, bilmezsek yani. Evet. Hayat bilgisi de bilemez çünkü. Anladık evet tamam. Çünkü matematik akıl geliştiren bir şeydir. Mesela tablette şifre çıkar bilemezsin, tabletini kırarsın, çok kızarsın. Ne alakası var? Tekerleme de yaparsın. Her şeyde kafiyeli yaparsın. Ya siz daha önce doktorluk yaptınız mı? Yok canım ben. Bir tanıdığım bir doktora benzettin mi? Yok canım bu gözlüklerle kim doktor olacak? Suda, denizde balık. Hayır. Bayram şekeri. Ne şekeri? Balık onlar. Bayram şekeri. Ulan. Bayramda çocuklar yere şeker düşürmüşler. Aa. Buna hiç balığa benziyormuş şimdi. Evet. He, çok balığa benziyor şimdi. Bunu sil, bunu da sil. Niye şeker. Şunu da sil, şunu da sil şeker. O zaman çizmeseydiniz niye siliyorsunuz? Şeker. Böyle sorsaydınız belki şeker derdik. Ağzı yüzü gözü vardı onların balıktı. Onlar ağzı yüzü gözü değildi. Neydi? Onlar çöptü. Allah Allah. Çöp bulaşmış yerden. Hayat hakkında hiçbir şey bilmezseniz böyle olur. Tamam biz de bildik. Şekeri balık sayarsınız işte böyle. Yüksek sesle konuşmayalım. Ben sevmiyorum yüksek ses. Sevmiyorum. Biz de zaten hayat bilgisi dersi alalım diye sizi çağırdık ama... Daha hiçbir şey alamadım. Kadıraya söyleyeyim. Kadıraya oturabilir miyim? Hayır oturmayın. Kadıraya bir oturmayın. Oturmayın. Şimdi sana hayat bilgisiyle ilgili bir ders öğreteceğim. Çok acılı. Çok acılı bir kebap. Hı. Çok acılı bir kebap. Asla unutamayacaksın. Şimdi bir kız varmış oyuncağını böyle yırtmış her yerinden. Tüy çıkmış içinden. Sonra o çocuk çok üzülmüş. Bakın şimdi hayat bilgisi verdim size. Bunu bilmiş oldunuz. Artık bir kız görünce mutlaka sorun. Siz misiniz diye hikayeyi anlatın. Gülmek yok, sabır var. Değişik yani ben. Çünkü gülmek olmazsa dünyada olur. Eğer sabır olmazsa da dünyada beklenmez. Beklenmez. Aa. Beklenme olmasa da para da olmaz. Para olmasa da girişim olmaz. Akaba olmazsa da tamam. Hayalet olmaz. Çok hayalet olmazsa happy birthday olmaz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Yine görüşürüz. Ben sizi uğurlayayım. Buyurun bir daha görüşürüz. İnşallah yakın bir zamanda. Ya Allah bize gelen öğretmenler niye hep böyle ya?